Mehmet Tezkan, halktv.com.tr Bir adım sonrası faşizm. Çok mu abarttım? Yok, abartmadım. Bir adım sonrası dedim. Uçurumun kenarında olduğumuzu söyledim. Acı ama gerçek. Maalesef durumumuz bu. Bir siyasi parti liderinin, ana muhalefet partisi genel başkanının, müstakbel cumhurbaşkanı adayının konuşmasını yayınladı diye televizyon kanallarına ceza kesiliyorsa başka ne diyebilirim ki? Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun gerekçesine bakmayın bile. Komik değil komik ötesi. Bazı televizyonlar CHP liderinin sözlerinin doğruluğunu araştırmadan yayınlamış. Suç bu. Rütük demek istiyor ki bundan böyle muhalefet partilerinin açıklamalarını yayınlamayın. Yayınlarsınız tepenize binerim. Binerse ne olur? Bir adım sonrası olur. Akşener'e bozuluyorlar. Kahrosun istibdat, yaşasın hürriyet demiş. Ne desin? O günün öznesi Abdülhamit ise bugünün öznesi Erdoğan demiş. Ne desin? Bugün meclis günü. Önce MHP Genel Başkanı konuşacak. TV'ler canlı yayınlayacak mı? Söylediklerini soruşturmadan, doğruluğuna emin olmadan canlı canlı verecekler mi? Öğleden sonra CHP lideri meclis kürsüsüne gelecek. Ya videodaki iddialarını tekrarlarsa Meclis TV ne yapar? TRT, meclis başkanı yayını kestirir mi? TRT dahil iktidarın kanalları yayını keser mi? Rütük diyor ki, siyasetçilerin konuşmalarını yayınlamadan önce bana soracaksın. Onay verirsem yayınlarsın. Aksi halde soruşturmadan, doğruluğuna emin olmadan yayınlamak suçundan cezayı basarım. Bunun adı sansür değil mi? CHP liderine uygulanan sansür AKP Genel Başkanı için de geçerli mi? Erdoğan'ın sözleri de aynı süzgeçten geçirilerek mi yayınlanmalı? Ekranda şöyle bir yazı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin doğruluğuna emin olmadığımız için Rütük Kanunu'na göre yayınlayamıyoruz. Olur mu böyle şey demeyin. AKP Genel Başkanı'nın CHP Genel Başkanı'ndan ne farkı var? Yasaysa herkes için yasa, kuralsa herkes için geçerli. Mesela Erdoğan geçen hafta Mersin'de yaptığı konuşmada Abdülhamit döneminde bir karış toprak kaybedilmedi dedi. Tarihçeler saymaya başladı. Mısır gitti, Girit gitti, Tunus gitti, Kıbrıs gitti, Romanya gitti, Bulgaristan gitti. Gitti de gitti. Erdoğan'ın doğru söylemediği sıcağı sıcağına kanıtlandı. O konuşmayı canlı yayınlayan kanallara ceza verildi mi? Hayır. Neden? Rütük, totaliter rejimin kapısını sonuna kadar açtı. Abdülhamit sansürünü ülkeye geri getirdi. Sorum şu, CHP lideri bir televizyon kanalına çıkıp canlı yayında aynı iddiaları tekrarlarsa Rütük ne yapacak? O kanalın lisansını mı iptal edecek? Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nı canlı yayına çıkarmak suçundan bir adım sonrası faşizm demem bundan abartılı değil. Merak ediyorum. Kendini demokrat diye konumlandıran yazarlar, çizerler, gazeteciler, akademisyenler, Rütük'ün sansürüne ne diyecek? Kulaklarının üzerine yatacaklar mı, yatmayacaklar mı? Yatacaklar, yatacaklar, görürsünüz.